Birleşmiş Milletler olarak biz tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada her üç kadından birisinin fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını biliyoruz. Bütün ömürleri boyunca korkunç bir rakam. Biz bu 25 Kasım ile 10 Aralık arasındaki dönemde 16 günlük aktivizm, dünyayı turuncuya boyayalım diyoruz ki kadınlara, kız çocuklarına şiddetle mücadelelerinde destek verebilelim. Onların seslerini duyabilelim. Bu senenin teması özellikle arkadaşlarımızın az önce söylediği gibi beni de duy. Ve biz bu şiddet mağduru kadınlara ve kız çocuklara kulak vermek, farkındalık yaratmak için bu faaliyetleri yapıyoruz. Rengin bir anlamı var. Rengin anlamı turuncu, umudun ve güneşin rengi. Diyoruz ki evet, çok can sıkıcı bir durum, hayat karartıcı bir durum ama her karanlık ışığa çıkabilir. Bir arada olursak ışığa çıkabilir. O yüzden diyoruz ki biz birlikte turuncuya doğru yürüyoruz. ...25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü arasında 16 günlük aktivizm çalışmaları kapsamında bugün buradayız. Bu 16 gün boyunca Birleşmiş Milletler Kuruluşları, özel sektör mensupları, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları insan hakları ihlalleri arasında en önemli olan kadına karşı şiddet ve kadın haklarının ihlaline ilişkin farkındalık yaratmak, bu konuyla ilgili dikkat çekmek amacıyla bugün Ankara'nın en önemli simgelerinden biri olan Atakule'ye geldik. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği olarak bu konuya özel olarak dikkat çekmek istedik ve bu yılın teması da Beni Duy. Bu yüzden aslında kadın hakları ihlallerine karşı Beni de Duy sloganı ile bu konuya dikkat çekmek amaçlı bugün Atakule'de bulunuyoruz.